İşte ülke olarak, millet olarak biz böyle bir felaket yaşadık. Peki bu binalar niye böyle kağıt gibi yıkılıyor? Neden? Emin olun size onlarca sebep sayabilirim. Belki yüzlerce sebep sayabilirim. Ama herhalde o sebeplerin en başında müteahhitlerin çalması gelir, çalması. Malzemeden çalması. 3-5 kuruş kar edecekler ya elleri kırılasacılar işte o yüzden çalıyorlar. Hatta o kadar çalıyorlar ki bazıları binaya duvar bile örmemiş. Gerisini siz düşünün. yapmamış abi. Depremdeki can kayıplarının bu kadar fazla olmasının nedenini en iyi anlatan görüntülerden biri bu. Müteahhit malzemeden öyle bir çalmış ki binaya duvar bile örmemiş. Birbirine yalaştırmışlar. Birbirine evet. sırtını vermişler. Başka bir şey Antakya'daki büyük felaketle moloz yığınına dönen bina yarım asırlık, az hasar alansa çok daha eski bir yapıydı. Malzemeden çalan müteahhit duvar yapmak yerine bitişiğindeki binanın duvarını kullandı. Yıllar sonra kente uğran deprem müteahhitin yaptığı o binayı yerle bir etti. Duvar yapmamış abi, duvar yapmamış. Yıkılan binaların enkaz çalışmalarını yürüten ekipler iş makineleriyle ferah apartmanının molozlarını kaldırınca vicdansız müteahhitin tüm foyası ortaya çıktı. Yan binanın duvarında asılı kalan aile fotoğrafı, televizyon ve raf, yıkılan binanın dış cephe duvarını ortaya çıkardı.